bir kıssa veya kıssadan hisse alan Arif Ola, elindeki üç gömlekle kasaya yaklaşan işçi emeklisi Hulusi, sıra kendisine gelince elindeki ürünleri kasiyer uzattı. Kasiyer işini adeta bir makine gibi yapıyordu. Müşterisine, peşin mi taksit mi? Pöşün pöşün. Kasiyer ürünleri seri bir şekilde okuttu. Dıt dıt dıt. 99 TL efendim. 1 TL'lik daha ürün alırsanız AVM'nin çekilişine katılabilirsiniz. Bütün gün çarşı pazarda dolaşan Hulusi tam olarak anlayamamıştı. Çekiliş mi? Kasiyer kızın ses tonu bir anda sertleşti. Tezgahın önündeki çorapları göstererek, anneciğim şuradan 3-5 liralık bir şey al. Katıl işte. Araba veriyorlar araba. İyi, katılalım. Bay bayan çocuk. Hulusi iyice sersemlemişti. Bilmem. Fark etmez. Kasiyer sinirli bir şekilde bir erkek çorabı alıp barkod okuyucu okuttu. Dıt. 104 TL efendim. Hulusi ödemeyi yaptıktan sonra fişi aldı. Bir elinde fiş, bir elinde poşet vardı. Kasiyer çoktan diğer müşterisine geçmişti bile. Hulusi geri dönüp, çekiliş dedi. Kasiyer başını kaldırmadan, danışmadan kupon alın. Hulusi mağazadan çıktıktan sonra danışmadaki kupon kuyruğuna geçti. Sıra kendine gelince danışmadaki görevliden form doldurması gerektiğini öğrendi. Sıradan çıkıp duvarın dibindeki masaya doğru yöneldi. O sırada hediye olarak verilecek arabayı gördü. Araba reklam amacıyla AVM'nin içine sokulmuştu. Arabaya bakıp gülümsedi. Araba da Hulusi'ye gülümsemişti sanki. Gülümsemekle kalsa iyi. Bir de tatlı tatlı bakıp gel gel diye işaret etti. Hulusi arabanın yanına gidip sağına soluna alıcı gözüyle baktı. İki elini kalçalarının üzerinde birleştirip arabanın etrafından dolaştı. Kapısına el attı. Kapı açıktı. Arabanın içine kafasını sokup arabaya iyice baktı. Araba sanki kucağını açmış, otur şöyle diyordu. Dayanamayıp direksiyona geçti. Direksiyonu sağa sola çevirdi. O da ne? Araba birden çalışmasın mı? Ortalıkta gezinen insanlar sağa sola çekilip yolu açtılar. Araba hareket etmeye başladı. Giriş kapısına geldiklerinde güvenlik görevlisini karşılarında buldular. Güvenlik görevlisi bir elini havaya kaldırmış, diğer eliyle dışarıya doğru geçiş işareti yapıyordu. Hulusi direksiyonu kırdı. Giriş kapısı tamamen açıldı. Kapıdan çıktıktan sonra şehri turlamaya başladılar. Oysa Hulusi araba kullanmayı bilmezdi. Demek ki bu kadar kolaymış, dedi kendi kendine. Arabayı karısına göstermek isteyip doğruca eve yöneldi. Eve gelip kornaya bastı. Dat dat dat. Korna sesi gelir gelmez başını kaldırdı, gözlerini açtı, sağa sola baktı. Evin önünde değil, AVM'deydi. Bir an içi geçmiş. Kafası direksiyona düşünce korna çalmış. Korna sesini duyan güvenlik görevlisi arabanın yanına gelerek, beyefendi, arabaya binmek yasak. Kusura bakma evladım, hemen iniyorum. Arabadan çıktıktan sonra direkt formu doldurmaya gitti. Giderken dönüp dönüp arkasına bakıyordu. İçinden, araba kesin buna çıkacak, deyip durdu. Formu dikkatli bir şekilde doldurmaya başladı. Kendi telefon numarasıyla ne olur ne olmaz diye hanımının numarasını da yazdı. İçi rahat etmedi. Hanım telefona bakmaz, diyerek formu yırtıp attı. Yeni forma kendi numarasıyla oğlunun numarasını da yazdı. Oğluna hiç güveni yoktu. Arabaya konabilirdi. Ama fiş Hulusi'nin de. Ne olur ne olmaz diye yine bir form daha aldı. Yeni forma sadece kendi numarasını yazdı.
Ya şarjı biterse, ya ulaşamazlarsa? Yeni bir form alıp, bu forma kendi numarasıyla karısının numarasını da yazdı. Acaba kızının numarasını da yazsa mıydı? Çekili zamanı köyde möyde olurlarsa, köyde telefon çekmezdi. Üçüncü bir numara yazacak yer kalmadığından, yeni forma küçük küçük kendinin, karısının, kızının numarasını yazdı. Diğer bilgileri doldurdu. Adres kısmına geldiğinde yine tereddüt etti. Apartmanda kim kime dumdumaydı. Geçenlerde gelen sigorta kağıdı ellerine geçmeden kaybolmuştu mesela. Ya öyle bir şey olursa? Nereye adres vermeli? Sonra Hulusi'nin aklına posta kutusu geldi. Posta kutusuna adını, soyadını, daire numarasını yazarsa sorun olmazdı. En iyisi çekiliş zamanına kadar köye de gitmemekti. Böylece telefon çekti, çekmedi derdi de olmazdı. Formu doldurduktan sonra baştan sona birkaç defa okuyup kontrol etti. Bir eksiklik görünmüyordu. Hulusi AVM'den çıkmadan önce arabaya son kez baktı. Sonra kapıya yöneldi. Aklına kupon geldi. Ceplerini karıştırdı. Cebindeki sertliği hissedince derin bir oh çekti. Eve varıncaya kadar aklında hep kupon vardı. Apartmanın kapısından içeri girerken posta kutusuna baktı. Posta kutusunun üzerindeki yazı okunmuyordu. Kutunun hangi daireye ait olduğu belli değildi. Eve çıkıp kağıt, kalem ve yapıştırıcı aldı, geldi. Kutunun üzerine büyükçe adını, daire numarasını yazdı. Tam eve çıkacaktı ki aklına posta kutusunun anahtarını kaybettikleri geldi. Eyvah ki ne eyvah! Hemen ertesi gün yeni bir posta kutusu almalıydı. Eve çıkarken aklında hep kuponun nereye koyacağı vardı. Karısına emanet etse ya kaybolur ya da çöpü boylardı. En iyisi gardırobuna koymak diye düşündü. Karısına sıkı sıkı tembih edip kuponu gardırobuna koydu. Birkaç saat sonra içi rahat etmedi. Hanım kesin burada görürse kuponu otur. Kuponu oradan alıp komedinin çekmecesine koydu. Gecenin bir yarısı kanter içerisinde kalkıp komedine koştu. Neyse ki kupon yerli yerindeydi. Kuponu oradan alıp misafir odasındaki koltuğun altına koydu. Sabah erkenden kalkıp posta kutusu almaya gitti. Çarşıda aklında kupon geldi. Belediye otobüsünü bekleyemeden bir taksiye atlayıp geldi. Hemen eve koştu. Neyse ki kupon yerli yerinde duruyordu. Kuponun yerini yine değiştirdi. Bu defa televizyon ünitesinin altına koydu. Aşağı inip posta kutusunu monte ettikten sonra yine eve koştu. Kupona bir şey olacak diye aklı çıkıyordu. En sonunda kuponu kanepenin altına, tapu, evlilik cüzdanı ve askerlik tezkeresinin olduğu poşete koydu. Ertesi gün ekmek almadan dönerken aklına arabayı nereye koyacağı geldi. Apartman sakinlerinin çoğu araçlarını yol boyu gelişigüzel park ediyordu. Kimileri ise apartmanın arkasına koyuyordu. Yine arabayı yol kenarına koymak olmazdı. Birkaç yıl önce bir çöp kamyonu bir arabaya sürtüp geçmişti. Maazallah yine öyle bir şey olabilirdi. Apartmanın arkasında da çocuklar top oynuyordu. En iyisi kapalı bir garaj yaptırmaktı. Eve çıkmadan önce bahçede keşif yaptı. Kendince bahçeyi ölçtü, adımladı. Bir köşeyi gözüne kestirdi. Eve çıkınca karısına bir garaj yaptıracağını söyledi. Karısı çıldırdı. Manyak mısın be oğlum sen? Senin araban yok, bir şeyin yok. Ne yapacaksın garajı? Çekilişten çıkacak. Deli deli konuşma. Nereden belli çıkacak? Görürsün. Bak çıkacak. İçime doğuyor.
Çıksın. O zaman düşünürsün. Hem senin ehliyetin bile yok. Arabayı nasıl kullanacaksın? Hulusi'nin içine bir kurt düştü. Bu defa ehliyet. En iyisi ben ehliyet alayım. Senin bir araban yok. Beni çıldırtmak mı istiyorsun? Senin araban yok. Bu yaştan sonra ne yapacaksın ehliyeti? Hulusi birden bağırdı. Beni çıldırtmak mı istiyorsun be kadın? Çıkacak diyorum sana, anlamıyor musun? Seninle uğraşamayacağım. Ne halin varsa gel. Ben mutfağa gideceğim. Hulusi koltuğa oturup kara kara düşündü. Acaba arabayı nasıl kullanacaktı? AVM'de uyuklayınca nasıl da kolay sürmüştü. Ama gerçeğini nasıl kullanmalı? Akşamüstü olunca eline metre alıp garaj olarak yaptıracağı yeri ölçmeye gitti. Aklında ise hep arabayı nasıl kullanacağı vardı. Garaj yaptıracağı yerde çocuklar kale kurup top oynuyordu. Onlara "Az ötede oynayın," dedi. Çocuklar Hulusi'yi dinlemedi. Garaj yapacağı yeri ölçerken top birkaç kere koluna, bacağına çarptı. Hava kararınca karşı komşu çocuğunu çağırdı. Çocuk annesini dinlemedi. Kadın da işten yeni gelen kocasını çağırdı. Adam balkona çıkıp çocuğunu çağırdı. Çocuk onu da dinlemedi. "Bak görürsün sen, geliyorum şimdi yanına," deyip aşağı indi. Hulusi'yi görünce "Kolay gelsin abi." Çocuğu unutup ayaküstü lafladılar. Hulusi çekilişten bahsetmedi ama bir garaj yaptıracağını söyledi. "Araba mı olacaksın? Çok iyi, çok iyi. Şimdiden hayırlı olsun. Bakalım. Bir şeyler düşünüyoruz." Sonra Hulusi'nin aklına komşusundan yardım istemek geldi. "Senin öflüyordun orada değil mi?" "Olmaz olur mu? Ben 18 ilme girer girmez aldım ehliyeti. Ben ihmal ettim. Almadım ehliyeti. Bu yaştan sonra alabilir miyim? Alsam da kullanabilir miyim? Bilmiyorum." "Düşündüğün şeye bak Hulusi abi. Ne zaman istersen, saat kaç olursa olsun, çal kapımı, seni istediğin yere götürürüm." Hulusi'nin birden gözleri parladı. "Sahi, götürür müsün?" "De götürürüm," deyince Hulusi bir çocuk gibi sevindi. Komşusuyla birlikte garajın ölçüsünü aldılar. Ertesi gün Hulusi malzemeciye gidip fiyat sordu. Garajın maliyeti düşündüğünün çok çok üstündeydi. Bir malzemeci malzemeyi yarısı peşin, yarısı taksit vermeyi kabul ediyordu. Hulusi kendince bir plan yaptı. Aylığının belli bir kısmını çekiliş yapılana kadar biriktirecek, geri kalan kısmını da çekilişten sonra taksit ödeyecekti. Aylar, günler geçti. Çekiliş zamanı gelene kadar Hulusi gidip arabaya baktı. Arabadaki parmak izlerini, el izlerini sildi. Bir pufa oturup saatlerce arabayı izledi. Nihayet çekiliş günü gelip çattı. Hulusi kanepenin altındaki poşetten kuponu alıp AVM'ye gitti. AVM her zamankinden kalabalıktı. Genişçe bir alana sahne kurulmuş, sahnenin önüne de bir sürü sandalye dizilmişti. Etraftan müzik sesleri yükseliyordu. Arka sıradan birisi Hulusi'ye yer verdi. Tamam. Hulusi'nin olduğu yerden hiçbir şey gözükmüyordu. Hulusi sesleri dinleyerek olup biteni anlamaya çalıştı. Toplar çevrildi, numaralar belli oldu. Hulusi numaraları kontrol edemeden talihlinin ismi bilgisayardan bulup açıklandı. "Dursun Şahin." Hulusi bir şey söyleyecek oldu. "Ama
Söyleyemedi. Titreyen elinde kupon sallanıyordu. Mikrofonu terlikliye verdiler. Vallahi hiç beklemiyordum. Benim ve eşimin arabası var. Bunu da oğluna veririz artık. Çok teşekkür ederiz. Hulusi hiç yerinden kalkamayacağını düşündü bir an. Sunucunun sesiyle ümitleri yeniden yeşerdi. Bir mağazaya daldı. Önümüzdeki yıl 10 araba vereceğiz. Tam tamına 10 araba. 100 TL'lik alışveriş yaparak kupon alabilirsiniz. Mehmet Pektaş yazdı, biz söyledik. Sürçülisan ettiysek affola.